kendilerim ve köpeklerim bile arkadaş oldu. Dünyanın en güzel ama en çok farklı olan Bodrum'dan sesleniyorum. Her zaman ben de onu çok kaşıntı yapar diye aman dikkat et dediler. Hakikaten kaşıntı yapacak durumda. Cam Elyat diyorsunuz. Ve bu cam Elyat gene patladı. Yine Orta Kent'teyiz. Arasların oradayız. Yine Murat'ın dükkanının oradayız. Yani artık şaka mı? Başka bir şey mi? Nasıl anlatacağımızı da bilmiyorum. Bu işin hani adı da kaçtı. Her şeyi kaçtı. Şimdi bunun suçlusu işte DSİ, sonra Büyükşehir, sonra Bodrum Belediyesi. Ya kim olduğu önemli değil. Ama buradan bugün çok kısa bir haber yapacağız. Tek şey yapması gerekiyor. Bu hattın artık çözülmesi gerekiyor. Osman Gül'ün muhtemelen siz burayı eğer yaptırırsanız üzerinizde müfettişler çökecek. Doğrudur, mümkündür. Her şeye rağmen bunu yapmak zorundasınız. Başka çaresi kalmadı. Artık yeter yani insanların hayatı tehlikesinin yanında artık buradaki en az 50-60 tane esnafın bakma noktasına geldi. Karda'daki araçlar da artık arızalanmaya başladı. Zaten Efe Market'in hali kalmadı. Aras'ta daha yeni yapıldı burası. Aras'taki bütün dükkanlar işte yeni kiralarını ödemeye başladılar. Nasıl ödeyecekler onlar kiralarını? Enteresan bir durum. Birisinin mutlaka bu işe dur demesi gerekiyor. Bu işe dur diyecek kişi de Osman Gül. Başka yapacak hiçbir şey yok. Her şeyi göz alacaksınız Osman Başkan. Ve burayı bir şekilde çözeceksiniz. Ha burayı çözmek lazım. Onu da bilmiyorum. Belki burası çözülecek. Torba patlamaya başlayacak. Belki başka bir yer patlamaya başlayacak. Ama bu işin başka çaresi yok. En azından burası artık sembol oldu. Burasının bir çözüme kavuşması gerekiyor. Müfettiş gelecekseniz müfettiş gelsin. Ceza alacaksanız ceza alın. Hapse girecekseniz hapse girin. Ama burayı çözün artık. Görüldüğü gibi şu bölüm patlamış sabah 6 civarlarında. Ve dükkanın camları da patlamış durumda. Buradaki araçlar su altında kalmış durumda. Görüntüleri şimdi montajladığımızda zaten fark edeceksiniz. Şimdi Murat orada bakıyor böyle mahsul. Murat önceden hep böyle bağırırdı, çağırırdı. Allah kahretsinler de Osman Başkan seni de şöyle yapacaktı. Şimdi sessiz ve sakin ve mahsul bakıyor. Mahkemeden göstersene kibren. Abi bu saatten sonra artık biz onu göndereceğiz her şeyi. Bu saatten sonra abi bugün sabah avukatımız bir karar gönderdi 2017 yılında alınan. Bu hattın bütün sorumluluğu Muski'ye aitmiş abi. Mahkeme kararıyla da bu tescillenmiş. Tamamdır. Yani biz de pazar şu çöp gittikten sonra esnaf olarak kayıplarımız neyse muhasebecilerimiz çıkaracak. Görev kötüye kullanmak bir, görev ihmali iki, artı maddi manevi kayıplarımız için artık Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Muski'yi, Osman Gürün'ü hepsini mahkemeye vereceğiz. Bunu da buradan belirtiyoruz. Buranın Muski'ye ait oldu artık kesinleşmiyoruz. Evet, mahkeme kadar. Ben sana zaten o kararı da atacağım şimdi abi. Aynen. Artık bu saatten sonra onun üstüne bunun üstüne atmaktan vazgeçsinler. Burası Muski'nin sorunu. Aynen. Sabah avukatımız 2017 yılında avukatlık kararı ve onaylanan kararı attı. Buranın bakımı, onarımı, her şey Muski'ye aitmiş. Bu saatten sonra artık sorumlu taç atmaya gerek yok. Sorumlusu belli. Biz de kendisinden mahkeme önünde artık hesaplaşacağız. Evet. Sağ olun. Evet, sağ olun. Evet, konumuz oldu. Artık buranın mahkeme kararıyla sorumlusunun da Muski olduğu onaylanmış oldu. O zaman çok fazla konuşmaya gerek yok. Yani buradaki personel arkadaşa saldırmaya, personele kızmaya da gerek yok. Çünkü onların yapabileceği bir şey yok. Zaten onlar gerekeni yapıyorlar. Belediyesi geliyorlar. Buradaki tamiratı en kısa zamanda çözmeye çalışıyorlar. Amma ve lakin artık bu işin sorumluları Muski olduğu kesinleştiğine göre ona göre bu bölgenin çözülmesi gerekiyor. Artık nasıl çözülecek? İçerik borunu takılacak, borular mı değişecek? Neyse artık gereği yapılmak zorunda. İşte kış geldi artık, seçimler de yaklaşıyor. Yani bu işin altında kalır Büyükşehir, aman diyeyim. Biraz daha bu işe önem vermeleri gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Buradan bu su patlamanın da o kaynadığı anı da gördük. Görüntüleri biz sizinle paylaşacağız. Ve düşünsenize buradan geçen bir aracın içine düştüğünü ve bu aracın içinde de bir bebek olduğunu, çocuk olduğunu nasıl çıkacak? O da büyük bir sıkıntı olacak. Bu arada tabii Aydem'in hatları, Telekom'un hatları da
zarar görmeden bunların tamir edilmesi gerekiyor. Ona da acemi dikkat ediyorlar diye düşünüyorum. Umarım böyle oluyor. Evet, yayınımıza tamamlıyoruz. Söyleyecek söz bitmiştir. Buranın çözüme kavuşması gerekiyor. Başka bir şey gerekiyor.